Kıymetli gönül dostları, sevgili izleyiciler. Medeniyet ve kültür tarihimiz çok büyük zenginliklere haizdir. Bunlardan bir tanesi de mezarlıklar, hazireler ve türbelerdir. Özellikle hazire, vakıf binalarının külliyelerin bir bölümünde veya camilerin yanında zamanla teşekkül eden mezarlıklara denilmektedir. Bursa, Edirne, İstanbul gibi şehirlerimizdeki vakıf müesseselerinin, büyük camilerin, selatin camilerin özellikle yanında hazirelerin olduğunu biliyoruz. Bazılarında 30, bazılarında 50, bazılarında ise 100 kadar kabir mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de kabri şerifinin bulunduğu Fatih Camii'nin kıble cihetindeki Fatih Haziresidir. Burada Fatih Hazretlerinin, yakınlarının, Osmanlı devrindeki önemli paşaların, hükemaların, üdebaların, meşayih-i kiramdan zatların da kabirlerinin olduğu malumdur. Hatta Tokatlı Nakşibendi Şeyhi Mustafa Haki Hazretlerinin kabri şerifinin de Fatih Haziresi'nde olduğunu biliyoruz. Buraya gelecek olursak işte hazire kültürümüzün zengin örneklerinden bir tanesi de Daren'de Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'ndeki haziredir. Burada 21 kabir mevcuttur. Şeyh Hamidi Veli, Somuncu Baba Hazretlerinin devrinden sonra, özellikle yanındaki talebelerinden Bedrettin Efendi, daha sonra vefat eden Halil Taybi Efendi'nin mahdumu Ahmedi Veli, Ahmedi Veli'nin oğlu Muhiddin Paşa, Hacı Hasan Karabaş Efendi, Şeyh Süleyman Efendi, Dersamlardan Halidi Yekta Efendi, ve es Hatip Hasan Feyzi Efendi, Ahmet Nuri Efendi bu hazirede medfundur. 14 Haziran 1990 tarihinde Dar-ı Beka'ya eden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Daren'de Şeyh Hamidi Veli haziresine en son defnedilen zat-ı kiramdır. Özellikle bugünkü sohbetimizde Daren'de Şeyh Hamidi Veli külliyesindeki hazirede metfun zatların hayatlarından ve kabir kitabelerinden bazı kısa bilgiler sunacağız. Birincisi müderris Halide Yekta Efendi'nin kabir kitabesidir. 1866 yılında Daren'de dünyaya gelen Halide Yekta Efendi çeşitli şehirlerde ilim tahsil ettikten sonra İstanbul Bayezid Camii Dersamlığı ve Darül Hilafet-i Aliye Medresesi müderrisliğinde bulunmuştur. Memleketine ecdadını ziyarete gelmiş olduğu 3 Temmuz 1929'da burada hastalanarak Dar-ı etmiştir. Alim, Fazıl ve Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin soyundan olması hasebiyle Daren'de Somuncu Baba Haziresi'ne defnedilmiştir. Kabir kitabesinde şöyle yazıyor. Hüvel hayyül baki. Bekaya eyledi rihlet. Cennet oldu ruhuna me'va. Nur Beyzade el merhum. Müderris Halidi Yekta. 1929. İkinci kabir kitabesinden bahsedeceğiz. Bu zat Hacı Mahmud Efendi'dir. 1826, 1901 tarihleri arasında yaşayan ve uzun süre darinde müftülüğü görev yapan Hacı Mahmud Efendi muhterem, alim, önemli bir şahsiyettir. Şeyh Hamidi Veli, cami ve külliyesinde, zaviyesinde 19. yüzyıldan yeniden bir canlanma, özel bir bakım, özel bir alaka gösteren ve buradaki medrese odalarını canlandırarak ilmi yeniden darendeden inkişaf ettiren zat, darendeli Hacı Mahmut Efendi'dir. Hacı Mahmut Efendi önce ilim alanında kendini yetiştirmiş, daha sonra Çorumlu Mustafa Rumi Efendi'den icazet aldıktan sonra bir nevi manevi göremle memleketine Darendi'ye gelmiş ve burada Yeniden ilmi şahlandırmıştır. 8-10 odalı bir medrese kurmuş ve burada ders vermiş, 300 kadar talebeye ilim alanında icazet verdiği bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de Kabri Şerifi Hacılar Şehli Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Hulusi Efendidir. Hacı Mahmud Efendi 1901 tarihinde vefat edince külliye olan hizmetlerinden dolayı Şeh Hamidi Veli haziresine defnedilmiştir. Kabir kitabesinde şöyle yazıyor. Ulema-i kiramdan Eşşeyh Müfti El Hac Mahmud Efendi'nin ruhi için. Hacı Mahmud Efendi'nin ayak taşında Arapça bir ibare var. Ve bu ziyaretlerde, türbelerde çok önemli. Zaman zaman farklı yerlerde rastlanan bir ibaredir. Ya hay, ya zaira bi kabri, hel i'teberte hali, bil emse kuntu mislik, gaden tasiru misli. Orada bir gayin harfi var. Bu bin rakamına tekabül etmekte. 319 rakamı yazılmış. Bu da 1319 yani 1901 miladi tarihi de oraya tarih olarak ebced hesabıyla düşülmüştür. Bunun haricinde az önce arz ettiğimiz Arapça ibarenin günümüz Türkçesi şöyledir. Ey kabrimi ziyaret eden benim bu halimden ibret aldın mı? Ben de dün senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Aziz kardeşlerim, aslında kabri şeriflerin ziyaretinde en önemli hususlardan biri de dünyanın faniliğini anlamak ve ölümün mutlak mukadder ve var olduğunu bilerek kendimizi ölüme hazırlamak. Ancak bu mübarek zatların böyle ismi çağdan çağa, asırdan asıra yaşayan 600 yıldır somuncu baba gibi gönüllerde dipdiri duran Hulusi Efendi Hazretleri gibi aramızda Eserleriyle yaşayan zatların e, kabir kitabelerini ya da kabirlerini ziyaret ettiğimiz zaman şunu öğreniyoruz ki... ...mutlaka insan olarak Allah'a kulluğumuzu yaptığımız gibi... ...bu kubbede bir hoş sada bırakabilmek için dünyadaki hayatımızı, ahiretimizi mamur etme yönünde kullanmalıyız. Aziz kardeşlerim, mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması orada yatanlardan ibret alınması dinimizce tavsiye edilmiştir. Kabir ziyaretinde bulunan kişi ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu bilmeli ve bir gün kendisinin de ahirete göç edeceğini düşünerek ahirete hazırlık yapmalıdır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaman zaman baki kabristanlığını ziyaret eder ve orada müminler yurdunun sakinleri sizlere selam olsun İnşallah biz de size katılacağız bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim. Allah'ım baki kabristanında bulunanları bağışla diye dua ederdi. İşte kabir ziyaretinde bulunan kişinin bizlerin dua etmemiz, Kur'an okuyup sevabını orada medfun olan zevata göndermemiz dinin, dinimiz açısından uygundur. İşte Hacı Mahmud Efendi'nin kabir kitabesinde görüyoruz ya, hel i'teberte hali diyor. Benim halinden ibret aldın mı diyor. İşte Hacı Mahmud Efendi ama ilmiyle, memlekete hizmet etmiş ve ilminden, hizmetinden dolayı Somuncu Baba Hazretlerinin külliyesine defnedilmeye layık görülmüştür. Hacı Mahmud Efendi'nin baş kitabesine yani Hacı Mahmud Efendi'nin baş şahidesine baktığımız zaman da yine orada bir manzum ifadeyi, bir edebi ifadeyi görüyoruz. Hüvel hallâkul bâki, kılmadan canın feda, ermez kişi cananına, ben anın çün canımı kıldım feda cananıma. Ta ezelden ruhum ol peymanenin atşanıdır. Sun ki saki bir sebakım ahdime peymanıma. Şükür buldum devleti vaslını nigarı merhaba. Kabrime ihlas zikriyle gelen ey zaira. Bak şimdi beka cevlanıma. Şimdi buranın kabir kitabesindeki manzum ifadelere baktığımızda aslında Allah'a kavuşmak için önce canımı verdim diyor. Hacı Mahmut Efendi hayatında da zaten bir nevi kendini ilim, irfan, tasavvuf yönünde vakfetmiş ve Cenab-ı Allah'a kavuşmuştur. Kabrime ihlas ve zikirle gelen ey ziyaretçi şimdi benim ahiret alemindeki cevlanıma bak diyor. İnşallah onun o manevi haline müşahede edilmesine dair kitap eden bazı notları öğrenmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, buradaki kabir kitabelerinden bir tanesi eseyit es Hasan Feyzi Efendi'ye, bir başkası da, ikincisi de Es-Seyyid Ahmet Nuri Efendi'ye aittir. 1873-1945 yılları arasında yaşayan ve Cami-i Şerif'in hatipliğini yapan ki Sonuncu Oba Camii'nin hizmetleri evlatları tarafından yüzyıllardır elhamdülillah yapılmakta ve aynen devam etmektedir. İşte Hatip Efendi diye anılması Şeyh Hamidi Veli Camii'nin hatipliği görevini yapmasından ötürüdür. Onun kabir kitabesinde de şöyle yazıyor. Saadat-ı Kiram'dan yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin neslinden, Şeyh Hamidi Veli ahfadından, Şeyh Hamidi Veli torunlarından, Hatip Hasan Efendi ve Ey kabrimi hürmetle ziyaret eden insan, bak halime, bu alemin encamını fikret. İhlas ile ruhuma kılıp Fatiha ihda, karşında hayale ile beni hayr zikret. İşte kabirleri ziyaret ettiğimiz zaman ey ziyaretçi diyor, benim halime bak, işte benim de ben de senin gibi yaşıyordum. Ancak görüyorsun ki bugün toprağa defnedilmiş durumdayım. O zaman sen ne yapabilirsin? Ey ziyaretçi, ihlas ile yani üç ihlas bir fatiha oku ve beni hayalini hayırla yap. Aziz kardeşlerim, bir insanın ahirete göçtükten sonra hayırla anılması en güzel bir rütbedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu mealde hadisi şerifleri vardır. 1900 ve 1945 yılları arasında yaşayan Hatip Hasan Efendi'nin mahdumu Ahmet Nuri Efendi de kısa bir müddet müddette olsa Hulusi Efendi Hazretlerinden önce cami imam hatipliği görevini yapmıştır. Ancak babasından yaklaşık 40 gün sonra aynı yıl içerisinde tifo salgını münasebetiyle dar bekaya irtihal etmiştir. Ahmet Nuri Efendi'nin baştaşının yan alınlığında şu ifade vardır. Saadat-ı Kiram'dan, Şeyh Hamidi Veli Ahfadından, Hatip Hasan Efendi Mahdumu Ahmet Nuri Efendi yazıyor. Kitabenin ön cephesinde ise şöyle bir manzum ifade var ki gerek Hatip Efendi'nin gerekse Ahmet Nuri Efendi'nin kabir kitabelerinin manzum ifadesi, edebi ifadesi Hulusi Efendi Hazretlerinin kaleminden ve gönlünden doğmuştur. El Hayyül Baki Can verip canana maksuda erem dedim hemen, canımı verdim ana, Buldum hayatı cavidan. Cavidan demek gençlik demek. Aslında 45 yaşında dar bekayı irtihal etmiş. Ancak ben diyor Allah'a kavuşma maksadıyla canımı verdim. Genç yaşında dar bekaya göçtüm. Ancak inanıyorum ki Allah yolunda bir hayat yaşadım. Allah yolunda bir hayat geçirdim. Ve canımı Rabbime teslim ettim. İşte cennet gençliği ve cavidan bir hayatı burada yakaladım ifadesini bu manzum kabir kitabelerinden öğreniyoruz. Aziz kardeşlerim, Şeyh Hamidi Veli, Somuncu Baba Haziresi'ne en sonun deflendilen zat-ı muhterem Esseyit Osman Hulusi Efendi Hazretleridir. 1914-1990 yılları arasında yaşayan mutasavvıf, divan şairi ve nakşibendi mürşidi olan Esseyit Osman Hulusi Efendi Hazretleri 1945 yılında babasının ve ağabeyinin irtihalinden sonra 42 yıl bu camiye İmam Hatip olarak hizmet etmiş ve bu emaneti Hayrul Halef evladı Hamidettin Ateş Efendi'ye teslim etmiştir. Esseyd Osman Hulusi Efendi Hazretleri ahirete göçünden 10 sene önce yani 1980 yılında yanındaki arkadaşa şöyle demiştir. Şurada bir boş kabir yeri var. Bu anda medfun olduğu yeri göstererek, işaret ederek emri hak vaki olunca bizi buraya defnedin demiştir. Ve irtihallerinden sonra da o işaret etmiş olduğu mübarek mekana defnedilmişlerdir. Hulusi Efendi Hazretlerinin ayak taşında Sadat-ı Kiram'dan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi yazmaktadır. Ve orada bulunan gerek gül motifi gerekse 36 yıldız motifi seyit olduğunun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nesli necibinden olduğunu gösteren remizlerdir. Bu hazirede medfun bütün zat-ı kiramı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhlarına El Fatiha.